Fatma Hanım, nane yemeklerine hoş geldiniz. Evet, bugün basit ama hemen böyle yapabileceğiniz güzel bir menü hazırlamak istiyorum iftar için. Oldu ya, işten geldik, yapacak vaktimiz yok ama hemen böyle acele bir şeyler yapmamız gerekiyor. O zaman pratik bir çözüm. Çorba olarak tarhana çorbası yapacağım ve spagette makarna yapacağım. Suyumu koydum, yağ döktüm, şöyle biraz da tuz atıyorum ve kapağını kapatıyorum. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ döktüm. Kaynayınca ortadan kırdım. Spagetti makarnalarımı ilave edeceğim. Burada da gene kasap köftem var, biraz almıştım. Bunları yapacağım. Öncelikle tahranımı da şurada yapmaya başlayayım yan taraftan. Tenceremi ocağıma alıyorum ve 2 yemek kaşığı kadar, şöyle hatta 3 yemek kaşığı sıvı yağımı koyuyorum. Varsa et suyu kullanırsanız daha lezzetli olur. Ve şöyle 2,5 yemek kaşığı kadar tahranımı ilave edeceğim. Öncelikle biraz salçalarımdan koyacağım. Bir yemek kaşığı olacak şekilde biraz biber ve biraz da şöyle karıştırıyorum. Bunları biraz böyle karıştıracağım. Ve benim yaptığım bu tarhana çorbası 6-7 kişilik olacağı için şöyle yaklaşık 2,5 yemek kaşığı kadar da tarhanamı ilave ettim. Güzelce biraz böyle karıştırıyorum gene. Ve yanımızda bulundurduğumuz suyumuzdan ilave edeceğiz şimdi. Ölçerek katacağım. Oda sıcaklığında bir su. Sıcak su koymuyorum hemen tabaklaşmaması için. Bu püf noktası tahranı çorbasının. Şöyle 4 oldu. Şöyle 4,5-5'e yakın suyumu kattım. Ve şimdi şöyle bir karıştırıyorum. Küçük tencerelerim hep şey tarzı olduğu için karıştırırken çızılmamalar için bunu da yapıyorum. Sonra küçük tenceremi alacağım çorbamı. Şöyle biraz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Şöyle bir telle yaparsak hem dibine tutmaz hem de yavaş yavaş topaklaşmasını engellemiş oluruz. Şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz kaynayana kadar. Yine yanımızda bu aşamada artık sıcak su bulunduruyoruz. Çünkü çorbamız kaynadığı zaman soğuk su ilave edemeyiz. Hoş olmaz. O yüzden sıcak su bulunduruyoruz. Baktık ki çorbamız koyuysa sıcak suyumuzdan ilave edeceğiz. Şöyle kaynayana kadar karıştırıyorum. Şöyle küçük tencerelerim var ama onların dipleri böyle bununla karıştırdığım zaman zedelenebilen, çizilebilen bir tencere olduğu için bu tencereyi de yapıp sonra normal tencereye alacağım. Bu oranı azaltıp çoğaltmak size kalmış bir şey. Bu benim 5-6 kişilik şöyle hemen yapabileceğim bir çorba. Evet, artık çorbam kaynadı. Bu aşamada hemen yeterince şöyle tuzunu ilave ediyorum. Bayağı gene de koyu oldu maşallah. Şöyle hemen yanımda kıvrılan suyumdan birazcık ilave edeceğim. Şöyle bir su bardağı kadar. Evet. Şimdi daha güzel oldu kıvam. Ve biraz tekrar kaynayana kadar karıştırıyorum. Bir tık kaynadığı an kapatıyorum. Çorbam hazır. Çorbamı küçük bir tencereye alıyorum. Evet, artık çorbam hazır. Kaynıyor. Ve üzerine hemen şöyle kendi yaptığım, kuruttuğum nanemden sepeliyorum. Ve altını kapatıyorum. Kapağını kapatıp çorbamı kenara alıyorum. Şimdi tavamı aldım ocağıma. Şöyle kasap köftemi açıyorum. Güzelce. İçine köftelerimi dizeceğim ama bunlar bir kendini bıraksın bakalım. Yağı nedir, nasıldır? Ona göre gerekirse yağ ilave edeceğim. Bazen hiç yağ bile istemeyebiliyor bu köfteler. Bayağı yağlı olabiliyor. Şöyle güzelce bütün köftelerimi tavaya dizeceğim. Şöyle basit güzel bir menü hazırlamak istedim. Hemencik yapabileceğimiz. Şöyle. Evet. Tüm köftelerimi böyle diziyorum.
Ve arkalı önlü bunları suyunu salıp kızarmalarını bekleyeceğim biraz. Şöyle biraz kapağını da kapattım. Biraz da böyle suyunu salmalar için köftelerimin. Ve burada suyum kaynadı artık. Makarnalarımı da şöyle yavaşça ilave ediyorum. Şöyle ara sıra karıştırarak çok kırdırmadan makarnalarımın hem yapışmasını engelliyorum hem de daha güzel hepsinin pişmesini sağlıyorum. Ve şöyle kapağını kontrollü bir şekilde kapatıyorum. Ama taşmaması için ara sıra sizler de bakın taşmasın, böyle güzelce kapağı kıymış ara sıra da karıştırarak pişireceğim. Kapağını kapattığım için sulandı ve daha güzel köfte benim pişmiş olacak. Şimdi arkalarını da çevireceğim. Şöyle bu saldığı suyu çeksin. Daha sonra üzerine doğradığım domateslerimi ilave edeceğim. Şöyle. Pratik, hemen böyle yapılabilecek güzel bir tarif. Değişik bir tarif. Ama basit de bir tarif. Evet. Şöyle salça da ilave edebilirsiniz ama artık bahar geldi biliyorsunuz. Domatesler bayağı çoğaldı. Şöyle yine kapağını hafif kapatıyorum. Kıymışık. Bu suyunu çektikten sonra domates ilave edeceğim. Evet, şöyle makarnayı böyle arasına karıştırıyorum. Orucu olduğumuz için bunun pişip pişmediğini anca nasıl yapabiliriz? Böyle elimizle kopararak, eğer çabuk kopup eziliyorsak artık kulağı tamamlamıştır. Şöyle köftelerime de bakıyorum. Evet, o sularını aldılar ve içine hapsediyor bakın suyunu. Şöyle güzelce. Şimdi bu aşamada iki tane şöyle domatesim vardı. Halka halka doğradım. Bu domateslerim burada kendilerini salıp erince, yani pişince baharat ve tuzlarını ilave edeceğim. Evet, şöyle köftelerime bir bakıyorum. Zedelemeden domateslerle şöyle bir alt üst ediyorum. O domateslerimin ölmesi, daha iyi pişmeleri için. Bunu kapatıyorum. Kıymış bırakıyorum. Buradan da makarna bırakıyorum. Makarna pişmişse artık süzeceğim. Ama bir 10 dakika daha şöyle 5-10 dakika dursun. Daha biz yumuşak seviyoruz yani, o yüzden biraz daha kaynatacağım. Evet, şöyle bakıyorum bakın. Bunlar da artık biraz suyunu salmış ve bu aşamada biraz kapağını artık şöyle bayağı bir geniş koyuyorum. Ve buradan da makarnalarına bakıyorum. Bunlar da artık, evet, kıvam güzel. Şimdi makarnamı süzüyorum. Altını kapatıp. Makarnamı şöyle güzelce süzdüm. Tencerem ocağa koydum ve şöyle bir su gezdiriyorum. Bazı kişiler börek yapıyor ama ben böyle alıştım. Böyle yapıyorum. İstemeyen yapmayabilir ve şöyle biraz suyu akacak. Evet, köftelerimin kapağını bayağı bir açtım şöyle. Ve altını birazcık farlandırdım. Bu suyunu alsın diye şöyle güzelce. Burada da makarnama da şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını koydum. Salçalı istiyorsanız salça, istemiyorsanız peynirli yapabilirsiniz. Tercih sizin. Biz salçalı seviyoruz şöyle. Yaklaşık şöyle bir yemek kaşığına yakın salçamı ilave ettim. Şöyle bir bunları birazcık kavuracağım. Ve kavurduktan sonra makarnamı da ilave ediyorum. Şöyle. Evet. Ve biraz şöyle karıştırıyorum hemen bir açtıktan sonra salçamla şöyle bir karıştırıyorum. Hemen ne yapıyorum? Bunu ilave ediyorum yeterince.
Yaklaşık bir tatlı kaşığı yeter şöyle. Ama sizler yine kendiniz kontrol edin. Olursanız tabi daha az kapabilirsiniz. İftar vakti bakarsanız tuzlusu tuz katılabilir. Ama tuzluysa biraz zor olur biliyorsunuz. Bunu gidermek o yüzden. Evet. Artık makarna hazır. Kapağını kapatıyorum. Ocağını kapatıyorum. Makarna hazır. Şimdi köftemi el atıyorum şöyle. Bakayım. Bunlar da şöyle, evet. Domateslerim bayağı bir öldüler. Ve bu aşamada şöyle bir tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir hafiften altı gidiyorum. Şöyle. Biraz böyle kapağı açık pişsin. Evet, bakın hiç yağ katmadım buna. Kendi yağı, kendi şeyiyle. Ama bu aşamada birazcık artık karabiber ilave edeceğim. Şöyle. Ve birazcık da şöyle pul biber ilave edeceğim. Daha köftelerim lezzetli olsun diye. Bakın muhteşem oldular. Harika. Yani kasaptan almayıp kendin yaptığınız köfteye de bu işlemi uygulayabilirsiniz ama ben tabii ki vakti olmayıp hemen yapmak isteyenlere de bir fikir olsun diye bunu paylaşmak istedim. Ve şöyle hemen son anda kekiğimi ilave ediyorum. Şöyle bolca. Ve artık tenceremi kapatmak istiyorum. Birazcık yine şöyle güzel durması için pul biber de yapıyorum. Artık köftem de hazır. Şöyle güzelce kapatıyorum. Evet, artık iftar menüm hazır. Çorbamız tarhana çorbası muhteşem oldu. Burada spagettim salçalı. Burada köftem muhteşem bir lezzet. Domates sosu da yapabilirsiniz. Salça yapabilirsiniz. Tercih sizin. Burada da tereli salata yaptım. Şöyle terelerimi elimle kopardım. Sirkeli suda bekletip yıkadıktan sonra. Ve güzelce beyaz peynir dilimleri ve ceviz ufaladım. Sosu da burada hazır. Şöyle güzelce bir iki kaşıktan nar ekşisi katacağım biraz sonra buna. Zeytinyağım var 2 kaşık. Yarım limonum var. Ve yeterince tuzum var. Ve ev yapımı ayranım var burada. Kendim yaptım. Şişemi hazırladım şöyle güzelce. Evet, iftar menümüz hazır. Allah Teala yedirmeyi nasip etsin diyorum. Tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Öncelikle sağlık versin. Ellerimize bereket, huzur versin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.